Merhaba arkadaşlar, Hube ve Tasarım Dünyası adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için yine güzel bir havlu kenarı modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım sizlere. Ben bunu herhangi bir siteden fotoğrafını gördüm ve çok beğendiğim bir model. Sizlerle de paylaşmak istedim. İki renk ip kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de büyük boy halkalarımız var. Dilerseniz hemen örneğin yapılışına geçelim. Hemen bir zincirle ipimi tığıma sabitleyip halkamı, pardon, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Bakın sadece sık iğneyle halkamızı dolduracağız. 12 tane sık iğne yaptım. Toplamda 40 tane sık iğne yapalım. Ben halkamı kamera arkası dolduracağım arkadaşlar. Siz de devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, halkamı doldurdum. 40 tane sık iğne yaptım. Hemen şu ilk başlamış olduğum sık iğnede size yakın göstereyim. İpimi alıyorum kaydırma yöntemiyle. Ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir aldım. 1, 2, 3 tığımı 2 kere ipi 2 kere, pardon, 3 kere tığımı doladım. Şöyle göstereyim yakından. 1, 2, 3. 3. sık iğnemi batıyorum. İkişerli bir şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. 1, 2, 3 zincir tığımı bir kere doladım. 2 kere de çıktım. Trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, tekrardan 3, tığımı doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlar yaparak devam ediyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yaklaşık trabzanım 12 tane, 12 veya 13 tane trabzan alıyor. Şimdi birinci değil, ikinci sık iğneyi kapatıyorum. Şimdi yine tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir alıyorum. Ama yine 3 kere doladım. Buradan sayarak 1, 2, 3. 3. sık iğnemi batıyorum arkadaşlar. İkişerli bir şekilde çıkıyorum. 2, 2. Yine aynen devam ediyorum. 3 zincir. Ve buraya yine 12 tane trabzan yapacağım. Kameramı ayarladım arkadaşlar. 2, 3, 4, 2, 4, 6 trabzanım oldu arkadaşlar. 7, 8,
9. On. 11 ve 12. Yine birinci değil, ikinci sık iğneme. Arada bir tane sık iğne bırakarak trabzanlarımı kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi ekleme yapacağımız için ben bunu şöyle söyleyeyim. Şuraya ekleme yapacağım. İki tanesini gelene kadar dolduracağım. Yani 6 tane bu şekilde yapraklar yapacağım. Son ikisini tekrardan size anlatacağım. Şimdi 2, 4, 6, 7. yaprağımdayım. Yine trabzanımı yaptım. 2 zincir aldım. Şimdi buradan ekleme yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle üst üste gelecek. Onun için şuradan ekleme yapacağız. Şimdi alt tarafta iki tane bırakacağız. Bir, iki yaprak bırakıyorum. Şu iki yapraktan da ekleme yapacağım. Bu şekilde. Şu önceki motifimi ters tutarak ve bunu da düz tutarak bu şekilde iki zincir aldım. Motifimi yaprağım ucundan ekledim. Yine bir iki zincirle geri döndüm. Trabzan şeklinde. Yine buraya 12 tane trabzanla devam ediyoruz. Trabzanım oldu arkadaşlar. 10'uncuyu yaptım. 11. 12'nciyi yaptım. Şimdi şuradan yine trabzanımı kapatacağım. Biraz zor. Çünkü çok sık yaptığım için zor kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veya 6 olabilir. Elinizin sıklığına göre de değişebilir. 3 kere doladım. Buradan yine 3. sık iğnemi battım. İkişerli şekilde trabzanımı oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekil. Şöyle çeviriyorum çünkü bunun ters tarafından olması gerekiyor. Motifimi yine aynı hizadan başta çekmiş olduğum 3 tane zincir vardı ya, oradan yine ekliyorum. 2 zincir alıp geri yine yuvanın içine trabzan şeklinde geri dönüyorum. Bu şekilde eklememi de yaptım. Arkadaşlar sürekli kullandığım tığ ama galiba ip değişik geldi, o yüzden sürekli takılmalar oluyor. Bir de tabii ki video çekerken de insan ister istemez biraz heyecan yapabiliyor. Yine trabzanlarla yuvamı doldurdum. Şimdi artık şuradan kapatacağım. Bakın diğerinin dibinden şu şekilde kapattım. Bir zincir alarak
Hemen ipimi kopartıyorum. İpimizi yakalım arkadaşlar. Arka tarafta hemen şöyle görünmeyecek şekilde. Şimdi bu şekilde motifimizi ekledik. Şimdi pembe motifimizi yap. Ben bu şekilde şöyle yaptım. Yine 6 tane yaprağını yaptım. Şimdi diğer yapraklarını yine birleştirme kısmını sizlere göstereceğim. Burada yine 5 tane zincirimizi alalım. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere doladım. 1, 2, 3. 3. sık iğnemi battım. İkişerli bir şekilde çıktım. 1, 2 zincir. Şimdi arkadaşlar nasıl göstereyim size? Bakın şurada da gösterdiğim gibi, yani şuna ekleme yapacağım. Bir tane bundan, bir tane bundan ekleme yapacağız. O yüzden şöyle bakın, hemen iki yaprağım kalmıştı ya, beyazın kenarındaki yapraktan eklememi yapacağım. Yine örneğimin ters tarafını aldım. 1, 2. Şöyle. Trabzan şeklinde yine geri döndüm. Buraya yine 12 tane trabzanla dolduruyorum. Sayıyorum arkadaşlar trabzanı, çünkü saymadan gittim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. 12. trabzanımı da yaptım. Bunu da hemen kapatıyorum. Yine son yaprağıma geldik. Bir, iki zincir. Arkadaşlar bunu da hemen şöyle şekilde göstereyim size. Bunu da hemen şu yaprağımızdan ekleme yapacağız. Şu şekil olacak. Bakın modelimiz bu şekilde. Bunu da eklememizi yapalım. Artık zaten örneğimin bu kısmı tamam. Ben şimdi bu elimdeki örnek düz olacak. Şu bağlantı yapacağım, yani ekleme yapacağım. Örnekse ters olması gerekiyor. Bakın ekleme yaptım. Elimdeki model düz, diğeri ters. 2 kere de çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. 3. Son artık. Son yaprağımızı yapacağız. Şimdi bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Diğer zincirimin dibine kapattım. Ben bunu kopartıp yakıp tekrardan şimdi artık bant kısmının yapımını başlayacağız. Şimdi üst kısmına geldik.
Ben buradan ipimi sabitleyip araya 12 zincir çektim. Diğer yaprağın tepesini, trabzanların tepesini kapattım. Şu araya da 20 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde hemen sıradaki gelen yaprağı. Araları yine 12. Şimdi motif geçişlerinde biraz aralık fazla olduğu için 20 zincir alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 20 zincir aldım. Bakın şöyle. Trabzanın ilk baştaki trabzan tepesinden zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine aynı sıradaki gelen trabzanın tepesine 12 zincirimi kapattım. Şimdi yine motif geçişi olduğu için araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi motif geçişlerinde 20 zincir yapıyoruz. Yine ilk baştaki trabzanın tepesine zincirleri kapatıyorum. Yine 12 zincir. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıradaki gelen çiçeğin tepesine 12 zincirimi kapattım. Bakın arkadaşlar şu şekilde hani gerdirme olmayacak şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi üzerine kutucuklar yapacağız. Ben hemen 2, 3, 4, 5, 6 zincirle geri dönüş yapacağım. Daha önce de birçok kez yaptık. Üçer zincir arayla boşluklar yapacağız. Şimdi burada trabzanı yine ikili çekiyoruz. Bakın ilk yuvam oldu. 1, 2, 3. Yine üçüncü zinciri. Çok sık yaptığım için evet ben böyle zorlanıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu şekilde. Her 3 zincire bir trabzan şeklinde devam edeceğiz. 1, 2, 3. Bakın şöyle araya denk gelmeyebilir. Hiç önemli değil zaten. Üst üste denk gelmesi. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Ben sırayı tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde 6 zincir alarak geri dönüyorum ve her trabzanın üzerine bir trabzan şeklinde yine bir sıra daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde yine arada üçer zincir. Sıradaki trabzan tepesinin bir trabzan 1 2 3 şekilde de arkadaşlar ikinci sıramızı da tamamlayalım. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra yine pembe ipimle gideceğim bir sıra ama onu sizlere anlatacağım. Bu şekilde sıramızı da tamamlayalım. Evet sevgili hanımlar. İki sıra beyaz ipimizden bandımızı yaptık. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Hemen şu ilk baştaki kutucuktan bakın şöyle yuvadan ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir, 1, 2, tam 2 kere doladım. Sıradaki gelen yuvaya değil, bir sonraki gelen yuvaya yani 3. yuvaya
ikişerli bir şekilde çıktım. 1, 2, tepeye 3 zincir tığımı doladım buraya. Trabzan yapacağım. Tığımı doladım. Bir önce 2 sonra 2, yani ikişerli şekilde. Tığımı doluyorum. Yine az önceki yaptığım gibi trabzanlarımı yapıyorum. 2, 4, 6 tane trabzanım oldu. Yine aynı yere kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı 2 kere doladım. Tığım başını 2 kere doladım. Sıradaki gelen yuvayı değil, bir sonraki yuvaya, yani yine 3. yuvaya kapattım. Üç zincir, 6 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. Baştaki aldığım zincirle beraber. Bakın şurada. 2, 4, 6. Zincirle beraber 7 tane trabzan olacak. 2, 4, 6, 7. Yine aynı yeri kapatıyoruz. Bu şekilde. Yine devam ediyorum arkadaşlar. 2 kere doladım. Hemen bir sonraki gelen yuvaya. Ben sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Tekrardan yine üzerine 2 sıra yine beyazdan gideceğiz. Bu şekilde yuvalar oluşturacağız arkadaşlar. Onu da şimdi aralara kaçar zincir aldım. Onu da size anlatacağım. Sırayı tamamlayıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın, pembe ipimli olan sıramı tamamladım. Şimdi beyazla tekrardan üzerine 2 sıra daha gideceğim. Bunun için şimdi şu aralara 7'şer tane zincir alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamı doladım. Hemen trabzanın tepesine ikili trabzan şekilde battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tığımı doladım. Bakın bir sonraki tepeye battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araları 7'şer zincirle batıyoruz arkadaşlar. Şimdi son tepeye batacağım. Bak, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yine dönüş yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen ortadakine şöyle 1, 2, 3 zincir. Yine yuvalar oluşturuyorum arkadaşlar. Üçer zincir arayla 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın 1, 2, 3 bu şekilde devam ediyoruz. Araları üçer zincir alarak tekrardan arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar geri döneceğiz. Sıra sonuna geldim. Yine tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar. Yine 6 zincirle dönüş yaptım. 1, 2, 3. Yine her trabzan tepesinde bir trabzan ve araya 3 zincir şeklinde. Bu sıramı da tamamlayacağım. Sizler de bu şekilde yine sıranızı tamamlayın arkadaşlar. Ben şimdi kamera arkası sıramı tamamlayıp geri döneceğim.
Evet arkadaşlar, örneğimizi tamamladık. Çok güzel, çok hoş bir örnek oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.